Merhaba öncelikle. Gördüğünüz üzere bir pamuk tarlasına geldik. Bu pamuk tarlasında ve diğer yerlerde olduğu gibi yavaş yavaş genelde pamuklarımız hasada gelmeye başladı. Pamuklarımızı hasada getirmek için genelde günümüzde iş gücünün yüksek olduğu ve insanların zor bulmasından dolayı artık makineli hasat yaygınlaşmış durumda. Bunu sağlamak amacıyla genelde pamukların rahatça koz açımını sağlamak, yaprak dökümünü teşvik etmek amacıyla genelde defolyantlar, koz açtırıcılar, yaprak dökücüler kullanmaktadır. Ama genelde bunların kullanım zamanlarında uygulanan belirli bir süre vardır. Bu süreyi belirlemek amacıyla pamuk tarlasına geldiğiniz zaman bu süreyi nasıl anlayabilirsiniz? Genelde esasen teknik anlamda bunu belirlemede kullanılan 3 tane yol vardır. Bunlardan bir tanesi, bir pamuk bitkisinde ortalama kozaların %55-60'ının açması gerekiyor. Onun haricinde genelde baştan 4. boğumdan itibaren en son kozayı alırsınız. En tepedeki kozayı alırsınız. Ve kozanızı bıçak yardımıyla kestiğiniz zaman şayet bıçak içeriye giremeyecek durumda sert liflerin içerisi selüloz ile dolmuşsa bilin ki kozalarınız belirli bir büyüklüğe ulaşmış ve olgunluğa ulaşmış demektir. Genelde hasat edeceğimiz zaman kozaların belirli bir olgunlukta olması gerekiyor. Nedeni ise kozaların tam düzgün bir şekilde açılması, çıtırık olmamasını istiyoruz. Bunu sağlamak için genelde Ağustos aylarında son dönemlere doğru kozalar yeterince olgunluğunu tamamlayamamaktadır. Bunun haricinde kozaların olgun olabilmesi için kozaların en az 35-40 günlük olması gerekiyor en tepedeki kozanın. Onun haricinde uyguladığınız dönemde çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Şayet yaprak döktürücü koz açtırıcıları kullanacağınız arazilerde şuna dikkat etmenizi isteriz. Esasen zenk problemi veyahut bel sinek problemi çok fazla varsa koz açtırıcılar, defolyantlar yeterince işlevlerini göremezler. Nedeni ise yaprak döktürücü defolyantların bitki tarafından tam sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için bitki korumaya yönelik problemlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu dikkate alarak uygulamalarımızı yaparsak daha başarılı sonuçlara ulaşacağımızı inanıyoruz. Teşekkürler.